Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının zorunlu ücretsiz izne çıkarıldığı iddiasının doğru olmadığını söyledi. Bunu söylerken de Medipol'le ilişkimi kestim dedi. Bakan ilişkisini kesti ama iki kardeşinin de üniversitenin yönetiminde olduğu ortaya çıktı. KRT muhabiri Çağdaş Ulus'un özel haberi. Lütfen bu tip şeylere inanmayın. Bakın ben ilişkimi kestim. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası kurucusu olduğu Medipol Hastanesi'nde çalışanların zorunlu ücretsiz izne çıkarıldığı iddiası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu. Koca bu soruya ben Medipol ile ilişkimi kestim diye yanıt verdi. Ancak Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki belgeler ve Medipol Üniversitesi'nin internet sitesindeki bilgiler farklı. Ticaret sicil kaydına göre 3 Ocak 2020 tarihinde şirketin yönetim kuruluna yeni atamalar yapıldı. Atama listesine göre Medipol Üniversitesi'ni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kardeşi Özer Koca yönetiyor. Özer Koca, üniversitenin mütevelli heyetinde yer alıyor. Yönetimde Sağlık Bakanı Koca'nın bir diğer kardeşi Nusret Koca da yer alıyor. Ayrıca üniversitenin kurucu vakfı olan TESA'nın yönetim kurulu üyesi de yine Bakan Koca'nın ailesinden Serdal Koca. Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde doktor, hemşire ve temizlik personeli dışındaki çalışanların yıllık izne çıkarıldığı, yıllık izne olmayan personelin de zorunlu ücretsiz izne çıkarıldığı iddia edilmişti. Bakan Koca bunlara inanmayın dedi. Bakın ben ilişkimi kestim ve gerçekten son belki bir buçuk yılda oradaki arkadaşlara sorun. Beni kaç defa görmüşler? Ve bu süreçte böyle bir durum asla söz konusu değil. Ama bu algıları sürekli oluşturmak isteyenler var. Lütfen bunlara inanmayalım.